Hepinize harika bir videodan daha tekrar selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Binance Türkçe dil desteğini kaldırıyor. Artık Binance'ı herhangi bir şekilde Türkçe kullanamayacağız. Peki İngilizce kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşlemleri nereden yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bir video olacak. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle eğer Binance hesabınız bulunmuyorsa aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linkten bu ekrana gelerek Binance hesabı oluşturabilirsiniz. Öncelikle bu sayfaya geldikten sonra buraya bir mailimiz yazmamız gerekiyor. İlerledik. Mailimize bir onay numarası gelecek. Bu onay numarasını mailimiz üzerinden yazıyoruz. İlerliyoruz. Bizden bir şifre oluşturmamızı istiyor. Hızlı bir şekilde şifremizi oluşturarak biz Binance hesabımızı kurmuş oluyoruz bu şekilde. Burada da göründüğü gibi hesabımızı şu anda kurduk. %20 ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde hesabınızı bu şekilde Binance üzerinde açabilirsiniz. Şimdi Binance'ın uygulamasına geçerek burada oluşturduğunuz şifre ve mailinizle veya telefon numaranızla giriş yapabilirsiniz. Şimdi uygulamaya geçelim isterseniz. Uygulamaya girdikten sonra dediğim gibi şu anda yarından itibaren yani 27 Eylül'den itibaren Binance Türkçe dil desteğini tamamen kaldırıyor ve tamamen her şey İngilizce veya diğer dillerde olarak kullanabileceğiz. Biz de hesabımızı kurduktan sonra nerelerde nasıl adımlar yapabiliyoruz, hangi araçlar nasıl kullanılıyor bunlarla ilgili bir video olacak bu da. Öncelikle uygulamayı indirdikten sonra burada sign up ya da login diye yazıyor. Biz hesabımızı kurduğumuz için gelip buraya hızlı bir şekilde hesabımızı yazıyoruz. Bizden şifremizi istiyor. Hemen hızlı bir şekilde şifremizi yazıyoruz. Mailimize gelecek onayı da buraya yazdıktan sonra biz Binance hesabımıza artık girmiş bulunacağız. Hesabı kurduktan sonra bu şekilde sign up'ı tamamladık. Verification yazan kısımda biz KYC'miz yapmamız gerekiyor. KYC dediğimizde buraya tıklayarak verify diyerek burada kimliğinizle buraya kayıt yaptırabilirsiniz. Yani kişilik doğrulamanızı buraya yaparak bir insan olduğunuzu buraya kanıtlamanız gerekiyor aslında. Bunu buraya yaptıktan sonra Binance hesabınız Açılacaktır. Şimdi isterseniz araçlara geçelim. KYC'mizi yani kişilik doğrulamamızı yaptırdıktan sonra bizi bu ekran karşılayacak. Burada neler bulunuyor? Öncelikle ana ekrandayız şu anda. Burada favoriler kısmı var. Burada benim favorileri eklediğim tokenları ben burada direkt görebiliyorum. Örneğin token üstüne tıkladığım anda burada şurada bir yıldız işareti var yukarıda bu kısımda. Ona tıkladığım anda ben burada favorilerimi ekleyerek direkt ana ekrandan tokena ne olmuş, yüzde kaç çıkmış, yüzde kaç inmiş bunu direkt hızlı bir şekilde görebiliyorum. Burada hat kısmı var. Burada da trend olarak en yukarıda olan tokenları görebiliyoruz. BNB, Bitcoin, Ethereum, Pepe, Shiba ve Solana bulunuyor burada da. Gainers kısmında bugün en çok yükselen tokenları gösteriyor bize. Bugün yüzdelik olarak en çok hangisi yükselmiş? Yine losers kısmında da bugün en çok düşenleri görebiliyoruz. New listing kısmında yeni listelenenleri görebiliyoruz burada. Örneğin Hamster 54 dakika sonra çıkacakmış. Bu da en üstte şu anda bulunuyor. Onun altında Keti, Baby Dog, Neuron ve Turbo olarak çıkış sıralamasına göre bulunuyor burada da. 24H vol dediği de burada 24 saat üzerinde en fazla hacim yani alım satım döndürmüş olan coinleri biz burada görebiliyoruz. Burada da Bitcoin, Ethereum, Solana, Pepe, Neuro ve Diff bulunuyor. Market Cap'e bastığımız zaman da piyasa değeri olarak en yüksek olanları biz burada görebiliyoruz ana ekran üzerinde. Peki üst kısma geldiğimiz zaman burada Megadrop kısmı var. Mega Drop kısmında BNB kitleyerek burada Mega Drop'lara katılabiliyoruz. Bu kısımda BNB'mizi biz kitlememiz gerekiyor. Liste veya bounce bitin varmış. Mesela X de bitmiş şu anda. Ended olarak yazıyor yanlarında. Square kısmı var. Burada da içerik üreticilerinin paylaştığı içerikleri görebiliyorsunuz. Earn kısmı var. Earn kısmında da Low risk veya high yield olarak ayrılıyor. İşte flexible kitleme ve hat var. Flex kısmında herhangi bir şekilde buraya kitlemek zorunda kalmıyorsunuz ama faiz oranı düşük oluyor. Kitle olanlarda da gördüğümüz gibi faiz oranı birazcık daha yüksek ama token içeri kitlememiz gerekiyor. Burada mora bastığımız zaman da pay kısmı var burada. Pay de bir kişinin Binance ID'si ile direkt ona para yollamanızı sağlıyor. Ondan sonra copy trading bulunuyor. Burada da bir istediğiniz kişinin işlemlerini isterseniz kopyalayabiliyorsunuz. Spot kısmı var. Spot kısmı normal alım satım. Simple Earn bulunuyor burada. Simple Earn de az önce anlattığımız gibi faiz kısmı aslında. Onun haricinde vadeli işlemler futures olarak burada bir kısım var. Bu şekilde aşağı doğru indiğimiz zaman burada hediyeler ve kampanyalar kısmı bulunuyor. Burada isterseniz işte ödül kısmı var. Herhangi bir ödül aldıysanız gelip buradan bakabilirsiniz. Onun haricinde hediye yollayabilirsiniz. Red paket alabilirsiniz. Burada kırmızı paketler dağıtılıyor bazen uygulamalarla bunları alabilirsiniz. Ödül kısmında da bu şekilde çeşitli etkinlikler oluyor. İsterseniz gelip bunlar gördüğünüz gibi şu anda vadeli işlem turnuvası varmış mesela. Bunlara katılarak isterseniz ödül kazanabilirsiniz. Altında trade kısmı var. Bu trade kısmını biraz sonra anlatacağım zaten. Earn kısmını da burada konuşmuştuk. Normal earn var. Dediğimiz gibi buraya paramızı yatırıyoruz. Kitli veya kitsiz olarak süper earn kısmı var. Burada da çeşitli tokenlar açılıyor. Burada daha yüksek faiz oranlarıyla. Simple Earn kısmı var. Bunu da az önce anlattık. Pool kısmında burası madencilik yapan insanlar için kullanılıyor. Buradan da çıkalım. Ethereum Staking kısmı var. Launchpool kısmında da BNB veya FDO USD şu anda. Bunları buraya stake ederek yeni çıkacak olan tokenlardan pay almamızı sağlıyor. Sol Staking var. Solana stake edebiliyoruz. Ve Cloud Mining dediğimizde bulut madenciliği bulunuyor. Servisler kısmı da bu şekilde. Ana ekran kısmını bitirdik. Burada da dediğim gibi Binance Square üzerinde eğer birilerini takip ediyorsanız onların haberleri de şurada following kısmında da burada karşınıza çıkıyor. Gelip buraya isterseniz ana ekran üzerinden yeni haber bir şey paylaşılmış mı takip ettiğim kişilerden diye buradan takip edebilirsiniz. Ana ekranla ilgili anlatacağım. Bir de şurada kulaklık işareti var. Buraya tıkladığınız zaman da Binance chatine yani canlı sohbetine burada ulaşabiliyorsunuz. Bu canlı sohbet üzerinde hangi konularda bir sıkıntınız varsa gelip buraya canlı destek üzerinden yardım alabilirsiniz. Türkçe canlı destek yardımı hala aktif olarak bulunuyor. Sadece Türkçe dil desteği kaldırılacak. Gelip buraya Türkçe bir şekilde sorununuzu yazdığınız zaman cevap alabileceksiniz. O konuda merak etmeyin. Onun haricinde dediğim gibi ana ekranımız bu kadar. Şimdi market kısmına geçelim. Market kısmına geldiğimiz zaman burada benim tuttuklarım spot USDT margin, coin margin ve options olarak 5 kısma ayrılıyor. Geldim buraya spot'a tıkladım. Örneğin BTC almak istiyorum. Buy ve sell kısmı var. Satın almaya bastım burada atıyorum. 0.1 Bitcoin alacağım. Karşında almam gereken kısmı yazarak buy diyebiliyorum ben. E, burada istersem de TP veya stop loss yani tek profit ya da stop loss ne demek? Kar al ya da zarar kes noktalarını da burada seçebiliyorum istersem. Tek profit örneğin ben bunu 64.350 dolardan alacağım. 65.000 dolara gelirse direkt buraya alım işlemi gerçekleştirirken aslında satım işlemini de direkt gerçekleştirebiliyorum. Yani kar almayı da gerçekleştirebiliyorum. Ve stop noktamı da direkt alırken belirleyebiliyorum. Bu şekilde spot kısmını da kullanabilirsiniz. Spot kısmındaki arayüzlerde bu kadar. Futures ile ilgili ayrı bir videomuz gelecek. Onu da takipte kalın. Wallet kısmına bastığımız zaman da burası bizim cüzdanımız. Burada deposit, withdraw, buy and sell ve transfer bulunuyor. Deposit kısmı yatırma. Yani dışarıdan herhangi bir token buraya ya da dışarıdan herhangi bir para yatıracaksanız burada deposit'i seçmeniz gerekiyor. Withdraw çekim anlamına geliyor. Bay Vesel hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirmek için işte ben o arayüzü girmeyeyim ama hemen buradan 2 dakika daha halledeyim diyorsanız buraya tıklayabilirsiniz ama bu daha fazla komisyon kesiyor ve transfer bulunuyor. Burada da Binance arayüzleri arasında geçiş sağlayabiliyoruz. Örneğin ben spottan marjine yani vadeli işlemlere belli bir para yollayacağım. Buradan geliyorum işte doları seçiyorum. 0.15'e bastığım zaman benim spot kısmından vadeli kısmına param aktarılmış oluyor. Yatırma kısmında Örneğin geldim buraya. Ben Ethereum yatıracağım. Ethereum'u seçtim. Base ağından yatırmak istiyorum. Buraya bir adresim çıkıyor. Bunu kopyalayarak bu adrese et Base ağından Ethereum yolladığım zaman buraya gelecek benim param çekim işlemi de aynı şekilde burada withdraw'a bastım. Ethereum'u seçtim yine. Gelip buraya yollamak istediğim Ethereum'un adresini yazıyorum. Burada network dediği kısım hangi ağa yollamak istediğimiz. Ne kadarlık yollamak istediğimiz. Withdrawal amount dediği de ne kadarlık yollamak istediğimiz. Ve çekim işlemi vererek ve ardından onaylarımı vererek ben burada hızlı bir şekilde yollayabiliyorum. Çekim işlemi de bu şekilde kullanılıyor diyelim. Binance arayüzüyle ilgili bunları bilmeniz aslında sizin için yeterli olacaktır. Dediğim gibi futures'ta yani vadeli kısımla ilgili de ekstra bir videomuz gelecek. Onu da izleyerek daha hızlı bir şekilde pekiştirebilirsiniz kendinizi. Ee, yine bir sorunuz olursa aşağı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenerek ve kanala da abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.